Bugün günlerden muhteşem bir tavuk köftesi yapacağım ve yanına efsane bir bezelye püresi. Malzemeler: bir adet tavuk göğüs, bir adet yumurta, bir adet kuru soğan, bir diş sarımsak, 4 yemek kaşığı galeta unu, 3 dal taze kekik, 5 dal maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, tuz ve karabiber. Bezelye püresi için 1 su bardağı bezelye, 1 diş sarımsak, 4 dal taze nane, 2 yemek kaşığı krema, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Bir tencereye sıcak suyumu koyacağım. Bezelyeleri yaklaşık 1,5-2 dakika boyunca haşlayacağım ve süzdüreceğim. Bezelyelerim orada kaynarken soğanlarımı kuşbaşı şekilde doğrayıp blender alacağım. Bir diş sarımsağı soğanla birlikte ve tavukla birlikte blender'da çekmeye başlayacağım. Blender'da çekmiş olduğum tavukları bir karıştırma kabına alacağım. Maydanozlarımı ince ince doğrayacağım. Kekiklerimi de ince ince doğradıktan sonra taze baharatlarımı püre olan tavuğumun üzerine atacağım. Püremin üzerine bir tane yumurta kıracağım. Kimyon ilavesi yapacağım. Pul biber ilavesi yaptım. Galeta unumu ilave edeceğim. Tuz ve karabiber ilavesi yaptım. Elime eldivenimi giydim. İyice güzel bir şekilde yoğurmaya başlayacağım. Bu arada bezelyelerimi hemen süzdüreceğim. Şimdi blenderımın içerisine daha önceden yarım haşlamış olan bezelyelerimi, taze nanemi ilave ettim. Sarımsak, üzerine kremasını ilave edeceğim. Tuz ilavesi yapacağım. İyice çekeceğim. Blender'dan geçirmiş olduğum bezelye püresini tavaya aldım. Tavada burada yavaş yavaş ısınırken ben de bir taraftan köftelerimi ceviz büyüklüğünde yuvarlamaya başlayacağım. Bezelyelerim burada püre haline gelirken bir taraftan tavaya sıvı yağ ilave ettim. Yağım burada ısındı. Şimdi köftelerimi böyle muhteşem bir şekilde kızartmaya başlayacağım. Kızaran köftelerimi peçeteye yağ çekmemesi için aldım. Şimdi sunum zamanı. Tabağın orta kısmına bezelye püresini yerleştirdim ve daha önceden kızartmış olduğum tavuk köftelerini bezelye pürelerinin ortasına yerleştirdim. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun.